Başla. Peki. Şimdi bu yılın ikinci yarısı özellikle 21 Haziran'da giren bir haritamız var, gösterebilirsek. Hangi harita? Sen söyle bana. Ingress, Yengeç tamam. Burcu'na evet. giriş haritası. Cancer Ingress. Cancer Ingress diye bir haritamız vardı. Onu verebilirseniz. Merve biliyor. Sen devam et. Tamam. Gelince haber vereyim tamam. sana. Bu haritada... Ben yılın... şöyle göstereyim haritayı ekrana gelene kadar. Şu harita. Evet. Yılın en azından şimdi gireceğimiz evet. bu yaz döneminde, 3 aylık döneminde ekonomik anlamda sıkıntıların daha belirginleşeceğini görüyoruz. Yani önümüzde bu yaz aylarında ne var? Ekonomik anlamda zor olan bir dönem var. Bunun dışında az evvel sorduğun soru müsilajla ilgili. Ben denizlerin temizlenmesi ve bu yönde olumlu gelişmeler bekliyorum. Ama şimdi bu yakın tarihte değil. Bence en azından Ağustos'un ikinci yarısından itibaren işaret edelim. Bu yakın tarihte de temin salgınları sordun. Evet. Zaten bilim insanları söylüyorlar koleraya dikkat çekiyorlar. Stüdyoda verebilir miyiz resmi? Evet. Koleraya dikkat çekiyorlar zaten. Astrolojik olarak bir de ben bunu vurgulamış olayım ve özellikle evet. çocuklarımızla ilgili. Evet, çocuklarımızla evet. ilgili özellikle bu astroloji haritasında ben şöyle biraz daha ekranın bu kısmına geleyim. Ayın pozisyonuna baktığımız Şimdi, zaman... şöyle yapalım mı? Yapalım. İlk defa ben böyle bir haritayla karşılaştım. Tamam. Şimdi, ya baktığım zaman herhalde uçak hani nereden geldi, nereye gidiyor gibi duruyor. Peki. Şimdi bunu bir bize hani hiç bilmeyen Tanıtayım birisine size. Anlatır gibi anlatırsan tamam. çok iyi olur. 12 tane burcun yerleştiği ve yükselen dediğimiz haritanın başlangıç yerinde... Niye yengeç mesela? Yengeç burcu var. Evet. Çünkü güneşin tam yengeç burcuna girdiği öncü bir burç, bir mevsimin başladığı 21 Haziran'da yaz başlıyor ya. Eski astrologlardan bu yana mevsim haritaları çıkartılır ve üçer aylık dönemler değerlendirilir. Bir de yılın haritası vardır. Yılın haritası ilkbahara giriştir. Sonra yaza giriş, sonbahara giriş ve kışa giriş olmak üzere koç, yengeç, terazi ve oğlak burcuna güneşin geçiş yaptığı anın haritaları çıkartılır. İlk çıkartılan Koç burcuna giriş haritasından yıl geneli tahmin edilir. Sonra üçer aylık dönemleri içinde ara haritalar çıkartılır. Mevsim tamam. haritaları diyebiliriz. Bu haritanın çıkartıldığı anda Yengeç burcu yükseliyor. Haritanın tepe noktasında Balık burcu var. İkisi de su elementi burçları. Denizler, sularla ilgili konuların öne çıkacağını bizim bulunduğumuz bölge için söylüyor. Yani şunu mu söylüyorsun? Akdeniz'e dikkat etsin Türkiye mesela. Evet. Akdeniz politikaları, Karadeniz politikası, Ege politikası aynı zamanda müsilaj veyahut da çevre kirliliği, denizle ilgili çevre kirliliği bu anlam bunun dışında da diyorsun. Yani hem kutuplarda küresel ısınmadan dolayı felaketlere dikkat edebilir. Bir de deniz kirliliğine dikkat edelim ekstra. Kutuplarla doğru ilgili musun? Anladım. Doğru. Tamam. Kutuplarla ilgili buzulların erimesi önümüzdeki 2022 yılının ilkbaharı çok dikkat çeker. 2022 yılının tamam. özellikle Mart ile başlayan yine. Dönem. Notumuzu alabiliriz. Ama şimdiye dönersek şu gördüğümüz Venüs gezegeninin işaretçisi. Şu da Neptün. İkisinin arasında uyumlu açı var. Neptün arındırmak, temizlemekle alakalı. Şu anda su elementinden, balık burcunda bu iyi ihtimalle bizim bu arındırma çalışmalarında bir başarı elde edeceğimizi düşündürüyor. Bu çalışmalar Merkür gerilemesinde başladı. Tamam. Onun için biraz bizi uğraştıracak diye anlıyorum. Ve bu yüzden hemen böyle temiz gördük girdik demeyelim. Özellikle buradaki ayın pozisyonu çocuklar gençlerin hanesinde bulunduğu için ve astrolojik olarak ayın buradaki rahatsız pozisyonu çocuklara bilhassa bu denizle, deniz faaliyetleriyle ilgili çocuklara dikkat, şu dikkat çekilen kolera konusu özellikle yani çocuklara, gençlere vurması. Dikkat derken çocukların denizden herhangi bir şekilde hastalık kapmasına dikkat edin diyor. Aynen doğru öyle. Mu? Bu harita evet. buradaki uyarıyı yapar. Evet. Bu kesin böyle olacaktır manasına gelmez ama bu konuda dikkat edilmezse evet bu riski gerçekten gösterir. Bu bir. Şu iki gezegenin Mars ve Satürn gezegenleri haritanın 8 ve 2 numaralı hanesinde yerleşmiş olması, astrolojide bunlar para evleri. Yani halkın bütçesi, imkanları ve burası da halkın harcamaları, ödemeleri, kredileri, borçları. Şimdi, buradaki durum sıkışık. Bir soru sıkışık. Sorabilir miyim? Bu
Tüm dünyadan mı bahsediyoruz? Hayır. Ankara'ya bizim de bulunduğumuz, Türkiye'nin evet, de bulunduğu bu Ankara'ya göre tamam, çıkartılmış. Ankara'ya göre çıkartılmış. Evet. Yani harita. Bu niye Ankara'ya göre, İstanbul'a göre başkentlere değil göre çıkartılır. İstanbul'a evet göre de çıkartabiliriz. Evet. Biz herhangi yani bir diyorsun ki hangi ülkenin hani başkenti neredeyse onu bir şekilde doğru referans alırsak evet şeyler, istatistikler daha doğru çıkar. Doğru. Tahminler. Evet. Şurada yükselme derecesinde 14 yengeç Sirius yıldızının tam da iz düşümündür. Dolayısıyla yine de biz yaptığımız işler ve eylemlerle dikkat çekeceğiz manasına gelir. Şuradaki Neptün'ün tepe noktasındaki yerleşimi de özellikle denizlerde yaptığımız arama çalışmalarından, petrol, gaz vesaire, denizlerde yaptığımız çalışmalardan başarı elde edeceğimizi düşündürür. Yani yaz aylarında yine Akdeniz, Karadeniz bu bölgelerde yaptığımız çalışmalardan, geçen programda da konuşmuştuk evet hatırlarsın, akabinde de gördük gelen haberleri, buradan başarı elde edeceğini yani anlatır. Şimdi yeni bir dizi başlıyor TRT'de sevgili dostlar, Barbaros. Yani biz Barbaros dizisini doğru zamanda çekiyor TRT. Evet, doğru çünkü Deniz Kuvvetleri'nin ayrıca herhalde Türkiye'nin en önemli dizilerinden biri olacak. Çok güzel, çok da güzel olacak olacağına evet eminim. Ben de merakla bekliyorum bu arada söyleyeyim. Denizlerde başarımız var veya donanmamız diyelim, deniz gücümüz diyelim. Aslında genel olarak askeri gücümüz Türkiye için uzun dönemli baktığımız zaman 2030'lara kadar sürekli daha güçlenme ve yükselme trendinde. Ama ekonomik anlamda işimiz kolay değil. Hı. Bu haritadan bunu söylemek bunu gerekiyor. Bunu hemen sana sormamız lazım. Evet. Şimdi finansal ekonomi. Ben yerime dönebilirim.